tekeriz de bugün bizim için geleneksel hale gelmiş bisiklete kar lastiği yapma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim için aslında önemli bir video çünkü kanalımızın ilk böyle göz ağrı diyebiliriz, ilk yüksek etkileşim olan videosu bisiklete kar lastiği yaptığımız videoydu. Hatta şu an kamera başındaki Kadir abi böyle bir zincir uyarlamıştı bisiklete. Geçen yıl yine aynı buralarda, bu arada Uludağ Kayak Merkezi'ndeyiz şu an. Yine farklı bir şekilde kar lastiği yapmıştık. Cırtların üzerine raptiyeler takmıştık. Onları da arka lastiğe uygulamıştık. Ön lastiği takmamıştık değil mi geçen yıl? Yok. Tamam, bu yıl yeterse hemen hem arkaya takacağız. Bu yılki fikir aslında bana biraz böyle dedemden geliyor. Çünkü dedem Balkanlarda yaklaşık 20 yıl kadar motosikletle postacılık yapmış. Hani karkış her gün mecburen iş başında. Ve diyordu ki yani ben eskiden motosikletin lastiğine, jantına urgan dolardım. Yani halat, bez halatlardan dolardım diyor. Hani adam o kadar kullanmış demek ki bir işe yarıyor. Biz de bu yılki denememizi şöyle ince bir halat aldık. Bunu daha bisikletimize dolayarak deneysel bir çalışma yapacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şimdi zincir videomuzdan hatırladığınız gibi lastiği biraz indirip de saracağız bunu. Çünkü lastik şişikken sardığımızda onu bağladığımızda biraz bolluk yapıyor. İnikken sarıp daha sonra şişirdikten sonra lastiğe tam oturacak. Şöyle biraz indirelim lastiğimizi. Bu arada bugün Uludağ'dayız ama efsane bir hava var. Hava aşırı sıcak. Birazdan montu atacağım üstünden. Yani harbi hiç böyle bir hava beklemiyorduk bu mevsimde. Böyle 25 metre bir halat aldık. Evet, biraz soyunduk arkadaşlar. Dediğim gibi hava hakikaten çok aşırı sıcak şu an. Fena bir güneş var. O zaman şöyle başlıyorum dolamaya. Evet, bu ince halatı böyle jantımızın her aralığından geçiriyoruz. Biraz uzun bir iş. Ama zevkli yani. Şimdi bu kar lastik çalışmasını yaparken bir yandan şöyle bir şeyden de bahsedelim. Bizim kafamızı çok kurcalayan bir mesele. Şimdi bu Uludağ'a yeni asfalt yaptılar. Eskiden kötü bir asfaltı vardı. Hani şu anki asfaltla da hakikaten böyle güzel. Hani yolu falan gayet güzel oldu. İyi oldu. Hani güzel bir hizmet. Baktığınızda yol yapıyorlar falan. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz bisikletin gelişmesini istiyoruz. Yani sporun gelişmesini istiyoruz, değil mi? Burası da bir turizm yeri aslına bakarsanız. Ve buranın bir hani işletme maliyeti var. Bu yüzden kayak merkezi olduğu için giriş çıkışlarda araçlardan işte motosiklet, otobüs, kamyon bu tarz araçlardan giriş ücreti alınıyor. Hani bu gayet doğal bir şey çünkü burada belli giderler var. Belediye çalışıyor, işte bakımlar yapılıyor. Aşağıda sarı alan piknik alanı var. Orada istediğiniz gibi piknik yapabiliyorsunuz. Hani bakıldığında buraya kadar her şey okey. Ama geçen yıl bu Bursa Büyükşehir Belediyesi değişik bir çalışmayla karşımıza çıktı. Bu çalışma da Milli Park'a giriş çıkışlarda bisikletten de ücret alınıyor. Ve bu ücret 5 lira. Şimdi bakıldığında burası hani bisikletten anlayan bir belediye olsa hani mükemmel bir antrenman yeri sporcular için. Bursalı sporcular için gerçekten mükemmel bir antrenman yeri. Hani hakikaten böyle yüksek rakım, işte rampa, 30 kilometre güzel asfalt. Hani gerçekten çok büyük bir nimet. Belki Türkiye'de birçok yerde olmayan bir şey. Sporcuya çok büyük katkısı olacak bir yol. Ve böyle bir yolun ki Uludağ'a çıkmak da hani biraz nasıl diyeyim ben? Ne ister? Kondisyon mu ister? İşte. Yürek mi ister? Kondisyon diyeyim siz anlayın. Biraz ister yani. O yüzden hani böyle bir yer için o para alma fikri kimden çıktıysa çok iyi bir insanmış kendileri. Çok iyi bir insanmış. Mantıklı bir insanmış.
Yani diyecek pek bir şey yok aslında. Ama çok garip geldi bize yani. Şimdi bisikletçinin vereceği 5 lirayla burası olacaksa 5 lira 10 peki, verelim ya. Biz 10 verelim yani. Acı bir şey hakikaten. Bisikletçiden para almak. Evet, bu da böyle bir şey arkadaşlar. Dediğimiz gibi yani kınıyoruz. Şimdi epey sardık lastiği. Bu iki kısmı da birbirine birleşeceğiz şimdi. Bir de diğer taraftan saralım biraz. Biz zaten lastiği de şişireceğiz şimdi. Bayağı bir sıkacak o kendini. Evet, şöyle iki noktadan bağlayalım, birleştirelim. Hadi bir tane daha atalım, sonra keseriz. Şimdi halıtı lastiğe sarma işlemimiz bitti ama lastiğimiz şu an inikti. Lastiğimize normal ideal havasını basıyoruz. Belki böyle bir tık az hava basılabilir. Hani zaten karda gideceğiz. Biraz daha güzel yol tutabilir. Şimdi bu halatın birkaç avantajı, birkaç da dezavantajı var bana göre. Hani avantajı çok daha pratik değil mi? Şimdiye kadar yaptığımız kar lastiklerinden bence en hızlısı oldu. En pratiği oldu, en kolayı. Hani zincir biraz daha belki bisiklete falan zarar verebilir. Jantlara. Bunun öyle bir zararı yok. Raptiyeli klipslere, cırtlara gelince onlar da bayağı uğraştırıcı oluyor. Tek tek hepsini raptiyelemek. Sonra o raptiyeli cırtları da buraya yerleştirmek. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Belki lastiğe falan zarar verir diye, patlatır diye. Dezavantajı da diğer iki yönteme göre bu belki buzda işe yaramayabilir. Yaramaz yani. Ama karda bence diğerleriyle aynı işi çıkarır gibi geliyor. Evet, lastiği de şişirdik. Şöyle döndürüyoruz. Herhangi bir sürten bir şey yok. Mesela bak, zincirde bazen böyle tık 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 atıyordu, bir yerlere değiyordu. Evet. Bence şimdilik gayet. Yalnız görüntü de güzel. 10 numara duruyor. Görüntü de çok güzel. Hakikaten görüntü de çok güzel oldu. Böyle tabii şimdi bunların renkleri de var ya, bisikletin rengine göre böyle seçilebilir. Mesela biz böyle biraz daha belli olur diye sarılı bir renk seçtik. Diyorum, siyah bir bisiklete böyle kırmızı, beyaz bir şeyler yapılabilir. Şık da duruyor yani. Evet, geçelim şimdi ön tarafa. Bir de ön taraf var. Tabii bu tarz bir çalışmayı disk frenli bisikletiniz olması gerek arkadaşlar, yapabilmek için. Hani V frende sıkıntı. Bir de şimdi şeyler çıktı. Disk frenli yol bisikletleri yaygınlaştı ya. Sence onlara yapılır mı? Olabilir. O da ilginç olur. Evet. Disk frenli yol bisikletlerine. Ya da şu gravel dedikleri tarza, cycle crosslara falan. Bence onları da bulursak bir deneyelim. Tabii ön lastiği de indirmeyi unutmayalım. Lastiği indirince çok daha güzel oluyor. Çok daha sıkı duruyor yerinde. Ön lastiğimizi de sarmayı bitirdik. Şimdi arkadaki gibi birbirine bağlıyoruz ipleri. Şöyle keselim. Bak bak, oralarda da traktörler var. Zincirli traktörler. Şu arada da Araplar var. Arap her yerde burada ya. Yalla yalla gidiyor yani. Şöyle genel bakınca güzel duruyor mu? Şık bence mı? Hoş ya. Bu arada yaklaşık 10 metre falan gidiyor ip. Hani 15 alınca yeter. 15 metre iple 26 jant bu arada bu dağ bisikleti. 26 jant bir dağ bisikletine sarmak istiyorsanız zincir ya da bu tarz bir halat 15 metre yeter. Şimdi şişirmek mi kaldı? Yine ön lastiğe de çok hava basmıyorum.
Böyle karlı buzlu yerlerde biraz az hava daha iyi tutar. Havayı da bastık. Bir de şunu kontrol edelim. Geri sürtme falan var mı? Yok. Biraz disk sürtüyor. Ama da zaten olacak. Şimdi sence hiç kullanmayı denemeden yani bu halatları şıklık olarak hangisi mi dersin? 3 tane denemeden sonra. Bence kriz böyle bir şeydi ya. O da düzenli duruyordu aslında. Hı hı. Bu da bence güzel tasarım olarak. Sanki zincir biraz daha şeydi böyle. Bence zincir de böyle bir şey duruyordu. Yani böyle sert duruyordu yani. Ama bunun güzelliği hani renk renk ya böyle. Hı. Bisikletine uydurabilirsin yani. Evet. İstediğin renkte, istediğin modelle, kalınlıkta. Yani hem bunların şeyleri de var. Kalınlık boyutları da var ya. Atıyorum sana 10 mm uymadı. 5'inden alırsın. Bisikletine uyar yine hani belki kadroya falan sürter. Zincirde pek biraz daha kısıtlı o durum. Şeyde zaten bayağı kısıtlı Rapti olayında. Şimdi biz bu halatları sarmadan önce tabii ki burada bisikletle biraz turladık. Test ettik. Fren testi, çekiş testi. Şimdi bisikletimiz artık kışa hazır. Lastikleri bu şekilde test etmeye başlıyoruz. O zaman test başlasın. Araba geliyor. Değişik olmuş ya bu. Tutuyor ama bence. Ya şimdi ben diğer iki yönteme göre freni çok beğenmedim. Hani kayıyor. Hatırlıyor musun? Geçen yıl böyle Stopia falan kalkıyordu sanki. Evet. Değil mi? Evet. Buralarda arkayı kaldırıyorduk. Bunda kalkmıyor arka. Olmuyor yani. Bayağı denedim orada. Bunda arka kalkmıyor. Şeyi olayı güzel ama hani patinaj falan yapmıyor yine. Güzel çekiyor arkadan. Yani böyle rampada falan kalmaz yani. Ondan sonra dönüşler falan da güzel. Şu stopiyi birkaç kere daha deneyeyim. Ama çekiş güzel yani. Bastığında kaymıyor. Bence yine şeye göre bayağı fark var ya, hiç halatsıza göre. Hmm. Ama stopi olmuyor ya, kalkmıyor. Ver bakayım, bir de ben deneyim. Bir de sen al bakalım. Şimdi benim sizim olduğu için belki sen de bilerek yapmıyordur stopi. Olabilir. Hazır mısın? Hazırız. Yalnız jantlar efsane duruyormuş ha şeyde. Bayağı iyi duruyor. Hop! Yalnız
Jantlar çok güzel duruyor ha, lastikler giderken sarı sarı. Nasıl? Kanki. Söylüyorum, rapor. Durum raporu. Yani araba geliyor şu an. Bak şimdi. Bence bu çalışmalar arasında belki de en başarısızıydı buydu yani. Bu mu dersin? Belki bu. Şimdi Rapti'ye göre evet. Stop yapmıyor. Hani fren kötü değil ama Rapti'ye göre kötü. Sonra fren kötü. Evet. Sonra çekiş olarak hani normal bir lastiğe göre iyi ama Rapti'ye göre yine kötü. Evet, dediğimiz gibi düşüncelerimiz, yani benim de düşüncem Kadir abi gibi, çok fazla bence fark etmiyor bu halat işi. Hani zincirli rap diye bence bir tık önde. Tabii bunun uzun ömürlülüğü, pratikliği belki bir avantaj olabiliyor. Ama dediğimiz gibi çok böyle efsane bir farklar yaratmıyor. Yani daha bisikletli lastiği normalde de belki bu işi görebilir. Sizin yine aklınıza kış lastiği ile ilgili farklı fikirler gelirse videoya yorum bırakabilirsiniz. Onları da deneriz. O zaman seneye farklı bir kar lastiği videosunda, kış lastiği videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.